Spor ekranlarından herkese merhaba. Spor gündemine hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat birlikteyiz. Stüdyodaki konuklarım Güvenç Kurtar ve Kartal Yiğit. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk Melike. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sen de hoş Sen geldin. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Geldiğimiz gibi tekrar gidiyoruz ama. Çünkü muhabirimiz Ahmet Selimkul bizleri bekliyor. Hemen zaten izleyicilerimizin ekranında da bir transfer gelişmesi var. Onu da konuşacağız tabii ki. Fred konusunu. Bunun dışında Fenerbahçe'nin Maribor maçını da konuşacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Kadıköy'e uzanıyoruz ve Selim'e merhaba diyoruz. Melike merhaba, sen de hoş geldin. Fenerbahçe'de transfer hareketliği devam ediyor. Dün akşamdan beri aslında bir yandan ismi bulmaya çalıştığımızı söyledik. Bir yandan Fenerbahçe'nin kimle İngiltere'de olduğunu yetkililerin, dün Mario Branco ve yardımcısı da gitti. Selahattin Baki zaten bir süredir yurt dışında Fransa'ya gitti, o da İngiltere'ye gitti. Hareketlilik olduğunu, bir isimle uğraşıldığını, bu ismin Endidi olabileceğini söyledik ama Endidi'nin beklentileri, talepleri, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması, orada Fenerbahçe başka adaylar da vardı gündemde. Ndombele de Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyordu ama açıkçası yurt dışı basını yazdı ilk olarak ve Fenerbahçe resmi Fred'e resmi teklif yaptığını söyleyebiliriz. Sarı lacivertler Manchester United forması giyen 8 numarayla girişimlerde bulunuyor. Şunu ifade edelim. Daha önce yine farklı takımların da gündemine gelmişti. Fred ve burada 20 milyon euroluk bir bedelle Manchester United kapıyı açıyordu ama Fenerbahçe'nin bu anlamda önemli mesafe kat ettiğini ifade edelim. Sarı lacivertler bu rakamın yarı yarıya neredeyse düşürmek üzere bu noktada pazarlıkta artık hız kazanmış durumda. Fenerbahçe bu transferi kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor. Hep şunu ifade etmiştim. Fenerbahçe 6 numara bakıyor ama 6 numarada İsmail Kartal hep 8 özellikleri de olan 8 numara özellikleri olan oyuncular tercih etti demiştik. Bu anlamda Fred'in de bu bölge için düşünüldüğünü belirtelim. Fenerbahçe 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu transfer edebilmek için şu anda İngiltere'de oldukça yoğun bir mesai sarf ediyor. Fenerbahçe'nin transferdeki kurmaylarının tamamı İngiltere'de bu oyuncunun transferini bitirmek için çabalıyor. Kısa süre içerisinde de mutlu sona ulaşıp takviyeyi yapmak istiyor ki hareketli bir transfer gündemi var demiştik. Cengiz Ünder konusunda da gelişmeler oluyor. Orada da bir sıcak süreç var. Tabii o transfer biter mi kısa süre içerisinde, bununla ilgili net bilgiler aktarmak için erken ama bir yandan da kaleci transferinde de Livakovic konusunda bu eleme maçları sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu, Livakovic'in de kısa süre içerisinde artık transferinin tamamlanmasını beklediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe ligin ilk haftalarında dediğimiz gibi kaleci, orta saha ve kanat öncelikle 3 transferi bitirmeyi hedefliyor. Bu noktada da orta sahada isim noktasında dediğimiz gibi ulaşmaya çalıştığımız bir durum vardı. Bu noktada da Fred'le, bu ismin Fred olduğunu öğrenmiş olduk. Fenerbahçe Fred'le ilgili resmi teklifini yaptı. Pazarlık oldukça sıcak. Tekrar edelim, Fenerbahçe'nin tüm kurmayları, transfere dair çalışan tüm kurmayları şu an İngiltere'de ve bu transferi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba, yoğun bir gayret gösteriyor. Fenerbahçe temsilcileri, Fenerbahçe Fred'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Tabii bir yandan da maç gündemi var. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam Maribor'u konuk edecek. Sarı lacivertler Zimbur'u ilk turda Moldova temsilcisini toplam 9-0'la geçmişti. Şimdi de Slovenya temsilcisini geçerek grup aşamalarına doğru bir engel daha geride bırakmak istiyor. Fenerbahçe'de bu akşam taraftarın önünde, yine 35 bin civarında taraftarın önünde kazanarak ilk maçtan işi bitirmeyi hedeflediğini ifade edelim ama tabii ki bir yandan da hafta sonu lig maçı oynanacak. Artık lig de başlıyor ve uzun bir süre 3 maç, haftada 3 maç, daha doğrusu 7 günde 3 maç şeklinde düzen devam edecek gibi duruyor. Çok fazla boşluk olmayacak. Bu yüzden de Fenerbahçe'de rotasyon yine görmeye başlayacağız. Bu akşamki kadroda da bu Avrupa Lig farklarının esintilerini görebiliriz. Bunu ifade edelim. Biz tabii ki muhtemel 11'i paylaşalım bu doğrultuda. Kalede Altay Bayındır'ın forma giymesini bekliyoruz. Defans hattında dörtlü bir diziliş. Sağ bekte Osay Samuel, sol bekte Ferdi Kadıoğlu, stoperde Beka Luan Perez ikilisini bekliyoruz ki Beka forma giyerse ilk kez bir karşılaşma ilk 11'de başlamış olacak Fenerbahçe formasıyla. Bu notu da paylaşalım. Orta sahada İsmail Zayt ikilisi, Zayt'la geçtiğimiz hafta yeniden Fenerbahçeli yapan sözleşme imza atmıştı. Kendisini yeniden Fenerbahçeli yapan sözleşme imza atmıştı. Onun da bugün ilk 11'de başlamasını bekliyoruz.
görüyoruz. İleri hatta ise sağ tarafta İrfan Can Kahveci, sol tarafta Joshua King, merkezde Dušan Tadić ve forvette de Džeko ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. İsmail Kartal'ın kadro ile ilgili ama şu notları da paylaşmak lazım. Forvette de defans hattında da yine bu bahsettiğim Avrupa Lig ayrımına dayalı olarak farklı tercihler görebiliriz. Ama bizim muhtemel kadromuz şimdilik bu şekilde diye ifade edelim. Fenerbahçe'de hem transfer gündemi hareketli hem de bu akşam 9'da önemli bir karşılaşma var. Biz de gün boyunca yaşanan gelişmeyi aktaracağımızı ifade edelim ve sözü buradan tekrar stüdyoya bırakalım Melike Çelik. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kulu, arkadaki vatandaşa da bütün yayın boyunca katıldığı için, Ahmet Selim'i yalnız bırakmadığı için bize de el sağladı. Sağ olsun o da. Şimdi biz tabii Maribor maçını konuşacaktık ama Selim'in de söylediği gibi bir yandan da transfer hareketliliği devam ediyor. Bir de çalım yapan yapana, yani yakalamakta zorluk çekiyoruz. Aynı isimleri iki ezeli rakiple de konuşuyoruz. Artık oyuncuları ezberledik ama merak ettiğimiz hangi takıma gidecek hangisi diye. Evet. Bugün her an şu önümüzdeki 3 saatlik süre içerisinde farklı farklı takımlardan son dakikalar verebiliriz. Çünkü Galatasaray'a gelince orada da yine konuşacağımız isimler var. Şimdi Fred'i bir konuşmak istiyorum. Önce Kartal Yiğit'le başlayayım. Şimdi bu çalım meselesi bu sezona bence bayağı bir damga vuracak. Yani şu transfer dönemi bitsin de bir rahatlasak artık yani. Herkes kurtulsun. Kim kime çalım attı belli değil. Ya da çalım olduğunu düşünüyor bazı taraftarlar. Bazı camialar taraftarlarına bu şekilde inandırıyor. Evet, Fred'e geçersek Fred iyi bir oyuncu. Yanılmıyorsam Galatasaray'ın da bir gündemindeydi. Evet, yani Galatasaray, uzun zamandır. Evet, uzun zaman gündeminde. Galatasaray medyası bunu, bu oyuncuyu sık sık dile getirmişti. Bir kere kalitesi kesinlikle tartışılmayacak bir oyuncu. Eğer Fenerbahçe alırsa ben çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ama tabii bu tip transferlerin gerçekleşmesi çok kolay değil. Bir süre alacaktır. Nasıl Galatasaray bir dönem uğraştıysa Fenerbahçe'nin de ben bir dönem uğraşacağını düşünüyorum. Ama hakikaten olursa Fred çok kaliteli, yetenekli, teknik. Yani Fenerbahçe'nin aradığı nitelikte bir oyuncu. Tabii biz bunları konuşuyoruz. Evet, isimler üzerinde hep yoğunlaştık. Maalesef isimler hep öne çıkıyor. Maliyetlere kimse bakmıyor. Taraftarlar da bir an önce isim oyuncu istiyor, yıldız istiyor. Bu her camiada var. Her camia için geçerli ama maliyetler ne olacak onu da düşünmemiz lazım. Yani bakıldığı zaman inanılmaz paralar dönüyor artık ligimizde de. Şu hele bu sezon. Yani uzun bir süredir ben bu kadar transferlere bu bütçelerin ayrıldığını görmemiştim. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray bunu yapıyor. Beşiktaş şu an itibariyle daha düşük bütçeli oyunculara yönelmiş durumda. Ama bakıldığı zaman evet, olursa eğer Fred'in ben Fenerbahçe'ye yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü İsmail Hoca, yanılmıyorsam tabii maçtan önceki toplantıda dile getirmişti. Yani Tete'den daha meziyetli, daha kaliteli bir isim peşindeyiz diye herhalde Fred'i söylüyordu. Çünkü Fred iyi bir oyuncu. Yani Tete de kötü bir oyuncu değil. Yani ben Tete'yi de beğenenlerdenim. Ama Fred'in bir istikrar yakalaması, Manchester'da oynaması tabii ki bu transferi böyle bir ayrı yere koyuyor.